Selam arkadaşlar. Bugün sizlere bazı arkadaşlar diyor ki efendim biz Tayland Pattaya gidersek acından ölürüz diyorlar. Yani acından ölmeyeceğinizi kanıtlamak için sizlere bazı şeyler göstereyim. Yani şöyle söyleyeyim. Senelerdir Pattaya'ya milyonlarca Türk turist gelir arkadaşlar. Gerek Türkiye'den gerek Avrupa'dan. Bu birincisi. İkincisi ben de 10 yıldır burada yaşıyorum. Şu ana kadar hiç açlıktan ölen bir tane Türk görmedim burada. Yani eğer Pattaya'da aç kalırsanız inanın Türkiye'de de aç kalırsınız. Yani nedenini soracaksınız niye diye, nedeni gelin hep beraber öğrenelim. Evet, en çok sorulan soru bu arkadaşlar. Pattaya geldik mi de aç kalırız. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani şöyle, sadece Türk restoranları hariç diğer ülkelerin restoranları da var. Şimdi size görüntüleri de göstereceğim. Yani dediğim gibi eğer burada aç kalırsanız inanın ya Türkiye'de aç kalırsınız. Çünkü Pattaya farklı bir yer. Pattaya'da ya pandemiden önce 20'nin üzerinde Türk dönerciler vardı. Şu anda küçük ara sokaktakiler ne kadar kapansa da merkezi yerlerdekiler ve ana cadde üzerindekiler hepsi duruyor. Yani şimdi ben bunları size tüm detaylıyla kısa bir şekilde göstereyim de yani Pattaya geldiğinizde aç kalmayacağınızı öğrenin. İnşallah bu programdan sonra aç kalmayacağını öğrenenler herkesi Pattaya bekliyorum. Geldiğinizde YouTube kanalımdan beni bulabilirsiniz. Ben size güzel yemek yenecek yerleri gösteririm. Şimdi evet, burada ne yiyebiliriz? Her şey. Yani Türkiye'de yediğinizin hemen hemen hepsini yeriz. Yani kuru fasulyesinden alın da mercimek çorbasına kadar, pidesinden lahmacununa kadar, döneri zaten söyleyeyim, döneri Taylandlar bile takıyor. Ama yani pizzasından alın da, yani aklınıza ne geliyorsa Pattaya'da her şey var arkadaşlar. Şunu söyleyeyim, Pattaya'da, Phuket'te, Bangkok'ta yani her şeyi bulabilirsiniz. Tayland'ın evet tabii ki diğer şehirlerine giderseniz yani buradaki kadar çeşidi bulamazsınız tabii ki. Ama Pattaya'da mümkün değil aç kalmasınız. Evet, şimdi görüntüleri görelim. Evet, niye mi arkadaşlar? Şimdi şöyle, buranın genellikle pandemiden sonra en işlek yer soybakağı oldu. Böyle soybakağa geldiğinizde gördüğünüz gibi burada Türkiş kebap var. Halil abimizin yeri. Şaşırmazsınız, direkt ana yol üzerinde. Geldiğinizde burada hep yemeğinizi yiyebilirsiniz gördüğünüz gibi. Köfte falan yapar Halil abim sizlere. Yani Pattaya'da aç kalmazsınız dediğim gibi. Devam edelim şimdi. Tayland'da genellikle bayanlar ağırlıkta çalışır arkadaşlar. Yani bu yönetirsen bayanları gördüğünüzde şaşırmayın. Halil abimde 4-5 tane bayan var orada çalışır. Dönerden başka köfte falan da yiyebiliyorsunuz. Pattaya'da çok arkadaşlar. Yani Pattaya'da yemek yiyeceğiniz çok. Örneğin işte Beachro'da gittiğinizde paşa menü var. Bu arkadaşlar biraz daha farklı. İşte lahmacundan alınız da pidesine, pizzasından dönerine, böreğine yani her türlü yani Türklerin damak tadına göre yenecek ne varsa hemen hemen hepsini yapıyorlar. Yani burada aç kalma gibi bir şansınız yok. Yani Türklerin dışarısında farklı yemek yapanlar da var. Örneğin geldiniz, dediniz kardeşim ben sıkıldım. Dönerin üzerine de bir tür Maraş dondurması yiyebilirsiniz. Yani Maraş dondurmacılarımız bile var. Ya, o konuda pek bir sıkıntı yok. Zaten dönerci arkadaşlar çok. Yani dönerin haricinde farklı yemekler de yapıyor. Yani aç kalmasınız diyeyim böyle. Birkaç dönerci arkadaşlarımızın şeyini gösterelim. Ya fark edelim Türk kardeşim ben Türk yemeğinden bıktım farklı bir şey yiyeyim diyorsanız arkadaşlar Türkiye'de bulunan bakın Burger King var. Sonuçta Türkiye'deki arkadaşlar da gidiyor Burger King'e. Ve burada da yiyorsunuz sonuçta Burger King'de. Örneğin işte McDonald's'lar var. Türkiye'de McDonald's var biliyorsunuz her yerin her yerde olduğu gibi. Burada KFC zaten Türkiye'de de var. Herkes KFC'de Türkiye'ye gidiyorsa gelip Pattaya'da, Tayland'da KFC'de yemeği rahatlıkla yemek yediler. Örneğin ben hepsinden bıktım şöyle güzel bir İtalyan pizzası yiyeyim diyorsanız ya İtalyan pizzacısı da var. Şöyle romantik bir şekilde baş başa diyorsanız İtalyan şarapları falan da var. Fransız şarapları. Sıkıntı yok. Kardeşim ben restoranda oturmayayım da şöyle ayaküstü gezerek yiyeyim diyorsanız genellikle turistlerin çok olduğu işlek caddelerin hepsinde gördüğünüz gibi böyle pizzalar yapılır arkadaşlar. Hem uygun yani restorandan da uygun böyle porsiyon alıyorsunuz elinizde yiyerek gidiyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim her zaman dediğim gibi
Pattaya'da yemek konusunda hiçbir problem yok arkadaşlar. Ha çok değiştireyim diyorsanız, örneğin işte ben McDonald's'a girmem, kafeye girmem diyorsanız, gördüğünüz gibi arkadaşlar dışarı caddelerde de işte hamburger tarzı, sosis, biliyorsunuz Almanlar Wurst mi diyor, öyle bir şeyler var. Yani bu Taylandlı arkadaşlar da yabancıların damak tadına göre ne yiyorsa, işte patates kızartmasından alın da aklınıza ne geliyorsa hepsi var. Yani yok yok arkadaşlar. Evet, Pattaya'da aşk olmayacağınıza ikna olduğunuza göre hepinizi Pattaya'ya bekliyorum arkadaşlar. Ya şöyle, Pattaya gibi, Phuket gibi, Bangkok gibi büyük yerlerde aşk alma şansınız yok. Çünkü sadece Türk restoranları değil, yani bizim damak tadımıza uygun. Yani Yunan restoranları var, Bulgar restoranları var, Fransız var, Almanya'nı var, İtalyan'ı var, var da var. Yiyebileceğiniz salat yemekleri de var. Yani onda hiçbir sıkıntı olmaz. Onun için hepinizi bekliyorum. Ne diyelim arkadaşlar? Hadi. Farklı programlar, haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.